Güzel bir günden herkese merhaba Ben Betül bugün sizlerle evde oynayabileceğiniz oyunlardan bahsedeceğim bazılarını biliyorsunuz bilmedikleriniz varsa diye hem de değişiklik olması açısından malum pandemi korona var işte dışarı çıkamıyoruz şöyle böyle ve evdeyiz daha çok evde kalma zorunluluğumuz var o yüzden evdeki zamanımızı güzel bir şekilde değerlendirmek için oyunlar oynayabiliriz. Ve ne gibi oyunlar oynayabiliriz? Sizlerle onları paylaşacağım. Saklambaç. Saklambaç gerçekten çok eğlenceli bir oyun ve ailecek oynadığınız zaman harika bir şey oluyor. Tabii ki evin büyük olması çok önemli. Fakat küçük evde de saklanmak gayet eğlenceli oluyor. Sadece şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Malum apartmanda yaşadığımız için. Apartmanda yaşayanlar sıkıntı çekebilir bu konuda çünkü aşağıdaki kişilere ses gidebiliyor. Bu yüzden de rahatsızlık verilebiliyor. O yüzden geç saatlerde olmadığı sürece saklambaç gerçekten çok eğlenceli bir oyun olacaktır. <laughs> Fazlasıyla eğleniyorum, bayılıyorum yani. O yüzden ilk sıraya saklanmacı koydum. İkinci olarak da körebe. O da etraftan hani dökülecek, kırılacak şeyleri kaldırıp oynadığımız zaman körebede çok eğlenceli bir oyun oluyor. İsim şehir. Bunu bilmeyeniniz yoktur. İsim şehir, ailecek oynadığınız isim şehir oyunu o kadar eğlenceli oluyor ki gerçekten bunu denemelisiniz. Genelde de ben birinci oluyorum. <laughs> o yüzden isim şehir oyununu daha çok seviyorum. E tabi yani... Üniversite okuduk o kadar. Başına mı okuduk değil mi? <laughs> Üniversiteyi buna bağlamak. Her neyse. Diğer oyunumuz ise yattı kalktı. Bu da şöyle bir oyun. Herkesin ismi yani evdekilerle isimlerinizi değiştirebilirsiniz. İşte Ahmet Betül olur, Betül Mehmet olur. Evin bireyleri kendi arasında isimlerini değiştirebilir veya her birey bir meyve veya sebze ismi kendini alabilir. İşte ben mesela çilek oluyorum. A kişisi elma oluyor. B kişisi soğan oluyor. Herkesin bir ismi olur. Bir meyve ismi. Herkes kendi bir meyve ismi seçer ve sonrasında mesela ben kendime çilek ismini seçtiysem çilek yattı kalktı Soğan derim mesela. Ve soğan yattı kalktı o da başka bir isim söyler. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun oluyor. Bu oyunu da oynayabilirsiniz. Ve diğer oyunumuz sıcak soğuk. Bir şey saklıyoruz herhangi bir eşyayı sakladıktan sonra o eşyayı bulmaya çalışıyoruz. Ve bulmaya çalışırken diğer kişiler veya saklayan kişi sıcak soğuk diyerek o kişiyi yönlendiriyor. Yakınsa sıcak, uzaksa soğuk. O şekilde o kişi de buluyor saklanılan şeyi. Bu da bir oyun. Diğer bir oyunumuz ise sessiz sinema. Bunu da biliyorsunuz konuşulmadan filmler ve diziler anlatılıyor. Gayet eğlenceli oluyor. Diğer bir oyunumuz ise Humble. Humble'da da işte ailede 5 kişi var mesela. 5 tane İsim yazıyor. işte 5 tane Betül yazıyorum. Onları katlıyorum. Diğer aile üyelerinin de ismi yazılıyor. Onlar da katlanılıyor. Karıştırılıyor, atılıyor. Herkes 5 tane kağıt seçiyor ve seçtiği kağıtlara baktığı zaman 5'inin aynı olmasını sağlıyor ve arada sirkülasyon sağlanılıyor. Bu şekilde yani şöyle oluyor. İşte ben açıyorum. 3 tane Betül var, iki tane başka isim var. O başka ismi veriyorum. O da başkasına başka isim veriyor. Kim önce 5 ismi de aynı yaparsa o kişi eli alıyor ve kazanan oluyor. Hımbıl da çok eğlenceli bir oyun. Bu şekilde hımbıla başka isim verenler de var. Bom falan. Biz hımbıl diyoruz. Hımbıl diyoruz. Böyle elimizi yere vuruyoruz gayet süper, eğlenceli, harika bir oyun. Diğer bir oyun ise ebe oluyor. Ebe olan kişi yere yatıyor. Yani yüzü yere kapanık oluyor. O kişinin üstüne herkes elini vuruyor. Sonrasında işte tekerlemesi var. Ebe eli kimin eli en üstte diye bunu hızlı bir şey. Ebemeli kimin eli en üstte diyor ve herkes o kişinin sırtına ellerini koyuyor ve en üstteki el kiminse onu bilmeye çalışıyor ebe olan kişi. İşte Betül'ün diyor ama Betül'ün eli en üstte değil. Zehra'nın eli en üstte o zaman o kişi tekrar ebe olmaya devam ediyor. Eğer bilseydi Betül olduğunu, Betül en üstte olsaydı, Betül deseydi Betül ebe olurdu veya Zehra'yı bilseydi en üstte kimin eli varsa onu bildiği zaman o kişi ebe oluyor. Bu da en üstte kimin eli oyunu. Bu şekilde. Diğer bir oyunumuz ise çorabın içine para saklama. Evdeki çorapları getiriyoruz, <laughs> yığıyoruz öyle. Ve çorabın içine 1 lira veya başka bir para da olabilir. 1 lira mesela. Çorabın içine o 1 lirayı her çorabın içine elimi sokup çıkarıyorum. Ve herhangi bir çorabın içine o 1 lirayı bırakıyorum. Ve diğer kişi veya diğer takımdan olan kişi o 1 lirayı bulmaya çalışıyor. 3 hakkı oluyor. İşte çok çorap varsa 3 hakkı oluyor. Bakıyor, bulamıyorsa diğer taraf kazanmış oluyor. Diğer boynumuz ise bom. 1, 2, 3, 4, bom. 6, 7, 8, 9, bom. 5 ve 5'in katlarında, 10 ve 10'un katlarında sayı söylemeyip bom söylüyoruz. Bunu İngilizce oynamaya çalıştığınız zaman çok daha eğlenceli olacaktır. Bir de şöyle bir oyun var. Oyunun adı şöyle böyle. Oyun şöyle oynanılıyor. Şöyle denilenleri yapıyorsunuz, böyle denilenleri yapmıyorsunuz. Bir kişi başkan oluyor, şöyle diyor, yapıyorsunuz. Böyle dediği zaman yapmıyorsunuz. Yani şöyle dediklerini yapıyorsunuz, böyle dediklerini yapmıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz, Böyle dediği zaman yapmıyorsunuz. Tabii başkan olan kişi böyle diyor. Siz de hani yanılıp böyle dediği zaman yaparsanız yanıyorsunuz. O yüzden sadece şöyle denilenleri yapmak gerekiyor. Bu da çok eğlenceli bir oyun. Diğer bir oyunumuz ise kabak oyunu. Kabak oyununda da herkese bir sayı veriliyor. Herkes bir sayı seçiyor ve seçtiği sayı atıyorum ben 8'i seçtim. 8 kabak olmaz 10 kabak olur diyorum. 10 kabak olan kişi de diyor ki 10 kabak olmaz 8 kabak olur diyor. Bu şekilde aile üyeleriyle hızlı bir şekilde bunu söylenmeye çalışılıyor. Bu da çok eğlenceli bir oyun oluyor. Bunu da oynayabilirsiniz. Şimdilik derlediğim oyunlar bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca zile basarak da anında yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Diğer bir videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Güzel kalın.